Sezgin Bey merhabalar. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederler Aziz abi. Nasılsınız? İyisiniz. İyi abi. Teşekkür ederiz. Şimdi Sezgin Bey, Çanakçı Düzköy. Evet. Alabalık tesisleri olarak söyleşimize geçeceğiz. Evet. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Sezgin Yılmaz kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Bir sektörümüz 1980 bir başta hizmetliydik. Evet. Tabii tam faaliyet 2010'dan sonra başlamıştır. Hı hı. Tabii müşterimize yani daha iyi hizmet sunmamız için. Evet. Yani tabii yani şeyde yani kalite olarak farklı. Evet. Yani hizmetimiz biraz da tabii destekleme için yani bize yani şeylerin kalkınma kısa değil yani şeyden diyelim ki yani böyle yüksek hizmet vermesi için. Evet. Müşterilerimize daha iyi yani hizmet kaydedebilmek için. Hı hı. Sumatayık. Evet. Şimdi 98 yılında bu işe başladınız. Evet, evet. Peki nasıl başladınız bu işe? Ya tabii suyun buradan çıkmasıyla beraber yani hizmetimize yani buradan alabalık çiftçilerimize hizmet yani alabalık. Evet. Doğal kaynak suyunda evet. Aşağıda havuzlarımız var. Evet. Orada alabalık yetiştiriciliği yapıyorsunuz. Evet, kendimiz yapıyoruz. Gelen kendimiz yapıyoruz, kendimiz çıkarıyoruz. Yani dışarıdan yani hiç balık falan alınmış şeyimiz almıyor. Yok. Hepsi kendi yetiştirdiğiniz evet. Burada evet. Balıklar. Gelen misafirlerinize burada pişirerek evet. Evet. O şekilde yurt hizmet dışı, veriyorsunuz. Yani İstanbul, Almanya yani her şey yani müşterimize yani buradan hizmet vermekteyiz. Evet, buradan oralara da evet. Balık gönderebiliyorsunuz. Evet, yani. Şimdi bu balığın özelliği hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Özelliği abi genellikle tereyağda pişmesi için. Hı hı. Evet. Sadece yani tereyağda pişiriyoruz, başka yani şey kullanmıyoruz. Evet, sadece tereyağda evet. Pişiriyorsunuz. Evet. Tabii yanında salatası, işte yani tatlısı, balığıydı, işte meyvasıydı yani hepsi gene müessesemizin ikramiyesi. Evet. Peki şimdi gıda sektörü çok hassas bir sektör. Evet. Hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kriter sizin için önemli? Bizim için hijyenik çok önemli. Evet. İlk başta tabii yani müşterinin yani mutfağa girip girmesi icabında yani işteki yani salona girip de yani temiz olması yani çok önemli. Evet. Evet. Yani en önemlisi yani müşteri olarak yani bu yani bu şey. Temizlik ve hijyen evet. Burada çok önemli. Havuzların bakımını zaten sürekli olarak yapıyorsunuz. Evet. Yani ayda bir kere, iki ayda bir kere yani daim aynı temizliğimiz devam ediyor. Evet. Yani şu anda peki tek tip bir alabalık var burada. Evet. Çanakçı'dan benekli. Evet. Hem benekli hem gökkuşağı. İki türlü de var yani. Evet. İki türlü alabalıkla burada bir hizmet veriyorsunuz. Yani gelen misafirlerin damak tadına uygun, evet. Sağlıklı, lezzetli, kalite odaklı %100 müşteri memnuniyetiyle burada bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi civarda sizin gibi alabalık tesisi olarak hizmet veren farklı yerler de var. Evet. Şimdi Çanakçı alabalık tesisini diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Ya özellikler şimdi şu yani doğal farkı çok önemli. Evet. Yani şimdi suyundan olsun, köprüsünden olsun, değirmeninden olsun yani işletmeden farkı olsun yani bu çok önemli. Evet. Yol farkı çok önemli yani. Evet. Yani bir de tabii yani tabiatın yani güzel olması daha da farklı. Kesinlikle. Evet. Bunların hepsi bir etken. Evet. Yani dere suyun yani bu yani şeylerin olması için bizim için çok büyük bir nimet yani o da yani. Evet. Peki ileriye dönük hedefiniz nedir sektörle alakalı? Neler yapmayı yani planlıyorsunuz? Şu anda tabii yani imkan ne gösterirse turizm olarak tabii yani şimdi bir tane kızım var tabii yani o turizm şey işletmeci olacak şu anda. Evet. Yani kastolümü bölmekte İstanbul 4 yıllık. Evet. Durumu daha ne görecek onu bakacağız. Evet. Yani. İlerleyen zamanda evet. İnşallah daha iyi yerlere gelmek gibi evet. Niyetiniz evet. Var ama en önemlisi hizmet kalitesinden ödün vermeden de bu sektörde devam edebilmek çok çok önemli. Evet. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Öneriniz olur mu? Son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii yani buraya şimdi gelip de benim giden misafirlere ben tabii yani çok onlara hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü onlar varken biz de varız yani. Çünkü evet. Onlar olmasa biz burada hiç olmayız. Evet. Çünkü öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Yani evet. Yani. Adam Almanya'dan olsun, İstanbul'dan olsun, yurt dışından olsun yani. Çünkü her sene gelip biz adıma burada yani ziyaret ediyor yani. Evet. Çünkü o olmadan biz de burada olma şansımız yok. Kesinlikle. Aynen. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Hizmetleriniz ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkür ederim abi. Sizler de sağ olun.